Toprak nerede? Odasında uyuyor. Yaşamak istemiyorum. Ben seni bırakabilir miyim? Ha? Kıyabilir miyim ben sana? Ben konuşacağım. Ya kızın vaziyetini görmedin mi Remzi Efendi? Bu durumda nasıl yollarız kızı konağa? Sanki durumu iyi olsa hediye edeceksin. Yarasının tazeliğini bu yoklukta nasıl onaracağız? Kızım. Canım, daha iyi misin şimdi? Hadi Şerif, güzel kızımıza bir çay yap sıcak. Hiç dil dökme baba. Gitmem diyor. O niye kızım? Biz ananla konuştuk, kararlaştırdık. Hem sen seversin teyzeni. Bir iki gün orada kalırsın, dinlenirsin. Fena mı? Oo, ekmek elden, su gölden. Hem onların çocukları kıymetlidir şimdi. Yani sütün yağlansın, bebeğe yarasın diye etini, balını eksik etmezler. Sen de şu yalan dünyada birkaç gün hanımlık edersin, fena mı? Baba yapamam. Başka bir çocuğu bağrıma basamam. Nazlı'nın sütünü satamam. Ama sen çocukları seversin. Remzi Efendi, kızı rahat bırak. Duydun işte, gitmek istemiyor. Ya zorla kolundan tutup götürecek halimiz yok ya. Ya sen karışma Şeref. Biz baba kız konuşuyoruz şurada. Acısının tazeliğinden yapacağı işin sevabını anlayamadı yavrum. Senin derdin sevap falan değil baba. Sen cebinin nasıl dolacağını düşünüyorsun. Al şu kızını gözümün önünden. İyice asileşti. Eşek kadar oldu demeyeceğim. Alacağım ayağımın altına. Kim ki kızımı zorla götürmeye kalkar, karşısında beni bulur Remzi Efendi. Toprak istemedikçe o eve gitmeyecek. Gel kızım, gel. Oğlum. Efendim anne. Gidiyor musun? Hı. Yeri değil ya, bir şey soracağım. Buyur anne. Gene o bağ evinde mi kalacaksın? Akşama gelirim. Günlük mü? Temelli geleceğim, merak etme sen. Benim oğlum, benim aslan oğlum. Benim kara gözlü oğlum. Hadi, hadi git. Hadi selametle. Hadi yavrum. Sağ ol anneciğim. Allah'a ısmarladık. Hadi. Hadi Allah'a emanet. Lafa gelince anamızı çok seviyoruz. Onun uğruna ölürüz diyorsunuz. Al işte, sen işsizsin. Ben gebene kadar çalışsam annenin ilaçlarını alamam.
Kadının ne kadar düşündüğünüz belli. Baba, sessiz ol. Ben toprağa işten atıldığımı söylemedim daha. Boşuna saklıyorsun. Yarın bir gün gözü açıldığında neden evdesin demeyecek mi? Ama yok. Her şeyi benden iyi bilirsiniz. Onu zamanı gelince düşünürüz. İyi güzel. Bekleyelim acıdan kızın sütü kesilsin. Bu fırsatı da kaçıralım. O zaman ne olacak Havva Hanım? Annenin ilaçlarını alamadığımızdan hastalığı ağırlaşacak. O zaman toprak bize neden benden sakladınız? Ben konağa giderdim, anama bakardım demeyecek mi? O kadar kolay değil baba. Gördün işte toprağı. Eve gelirken konuştum. Bağrına basarsın oğlanı, birbirinizde teselli bulursunuz dedi. Dinletemedim ama hayır dedi, kestirip attı. Ben ne yapayım? Demek başka çaremiz yok kızım. Alacağız toprağı karşımıza. Senin işsizliğini, ananın hastalığını, konağa gitmesi gerektiğini açıktan anlatacağız. Tamam baba. Ben seni anladım. Toprağı ikna edeceğim ama sen bu işe karışmayacaksın. Hiç karışır mıyım ha kız? Buraya geldiğini tahmin ettim. Canım. Nazlı'nın ölümü hepimizi perişan etti. Ben ne yapsam, ne söylesem, seni mutlu etsem bilmiyorum. Sana layıkıyla ablalık bile yapamadım. Öyle söyleme. Sen olmasan, annem olmasa nasıl dayanırım öyle bir acıya, hiç bilmiyorum. Toprak. İyi misin ablacığım? Ha? Gel. Gel biraz oturalım. Gel oturalım biraz. Ablacığım. Bebeğini cennete gönderdiğin gün başka bir bebeğin annesiz kalması bir işaret. Hem de aynı gün, aynı şehirde. Demek ki teselliyi birbirinizde bulacaksınız. Hem bak o senden daha çaresiz. Hem annesi yok. Hem aç. Toprak bana sorarsan yap bu işi. Bebek için değilse bile kendin için yap. Nasıl söylersin bana böyle bir şey? O bebeği nasıl Nazlı'mı yerine koyarım? Annemin durumunu biliyorsun. İlaçlar ateş bazlı. Anneme bir şey olacak diye korkmadım. Ben üsteler miyim hiç? Babamdan da hayır yok zaten. Beni işten attılar toprak. Cüneyt yalan söylemiş. Beni işte de evde de istemiyor babası. Neden bana söylemedin? Dünden beri yaşadıklarımızdan sonra bu önemsiz çünkü. Hem konumuz bu değil.
Toprak annemi kurtarmamızın tek yolu bu.